Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ortak içerik üretiyorlar. Bunlar farklı salonlarda önlerinde camlar, prompterler, kablolar bir merkeze bağlı üretilen aynı içeriği konuşuyorlar. Ne söylenirse. Biraz önce söylediğim bütün hakaretleri de birlikte yaptılar. Şimdi geçen hafta Recep Tayyip Erdoğan dedi ki sen domatesin, sivri biberin fiyatını bırak. Bir mermi kaç para biliyor musun dedi. Devlet Bahçeli'ye de aynı içeriği vermişler. O da bu sefer prompterdan değil Twitter'dan 2 kilo az domates alabiliriz. Patlıcan yemesek de olur. 31 Mart beka, varlık yokluk seçimidir. Ülkemizin bekasıdır. Umudu tüketenler korku siyasetine sarıldılar ya. Merminin fiyatıyla çocuklarınız domates yiyeceğine, patlıcan yiyeceğine ülkenin bekar sorunuyla ilgilenin sözü aslında bize tarihsel takip edilen bir süreci ifade ediyor. Hep söylüyoruz ama daha önce ifade ettik görselleriyle ifade etmekte fayda var. Bu propaganda, bu iki liderin prompterlarının kablosunun çıktığı yerde Göbels'i aratmayacak bir propaganda makinesi var. İlk dönemde ne diyordu Göbels? İlk dönemde Göbels diyordu ki Almanlara Mısır piramitlerinin 4 katı kadar kömür dağıttık. Isınacak ev yok, kömür dağıtıyoruz. Ve diyordu ki Göbels bölünmüş yol yapıyor bizim Führer diyordu. Elinde kazma kürek bölünmüş yol yapıyordu. Ve Adolf Hitler önce 3 sonra 5 çocuk istemişti Almanlardan. Tanıdık geliyor mu? Sonraki süreçte Göbels Hitler'e bir dörtleme buldu. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Ein Führer, Adolf Hitler. Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geliyor mu? Dörtlediler. Bizim tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet hiçbirimizin sorunu yok. Sorunu olanlar sayıyor demek ki ama bir başkası da sayıyor. Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler. Tanıdık mı? Şimdi nereye geldik? Şimdi buraya geldik. Savaşın sonları Alman halkı açlıktan kırılmaktadır. Şikayetler çoktur. Ve Göbels der ki Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok. Büyük Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Büyük Alman toplarının gres yağına ihtiyacı var. Tereyağı yok diye söyleyenler, tereyağı isteyenler Almanya'nın düşmanı vatan hainleridir. Geldik mi aynı noktaya? Sivri biberi ne yapacaksın? Merminin fiyatını söyle diyor. Geldik mi aynı noktaya? Vatandaşlarımız AKP'nin 3 fazını ve bugün MHP ile birlikte siz açlığı tartışmayın, siz yokluğu tartışmayın, siz yoksulluğu tartışmayın. 31 Mart bekâ seçimi biz gidersek yok olursunuz söylemini açıkça görmeliler. 31 Mart belediye seçimidir. İzmir'i yönetiyoruz. Eskişehir'i yönetiyor hocam. Aydın'ı yönetiyoruz. Muğla'yı yönetiyoruz. Hatay'ı yönetiyoruz. Giresun'u yönetiyoruz. Burdur'u yönetiyoruz. Ne oldu? Orada bekar sorunu mu oldu? İstanbul'u yönetemiyorlar. Ben gelirsem de çözemem trafik sorununu diyor. Ekrem İmamoğlu çözeceğim diyor. Gülümsüyor. Hakaret ediyorlar bir şey demiyor. Saldırıyorlar susuyor. Gülümsüyor ve hizmet etmek istiyor. Ankara'yı Melih Gökçek'ten kötü yönetecek bir organizmayı laboratuvar ortamında üretebilir misiniz? Türk dünyanın en büyük mühendisleri bir araya gelse Melih Gökçek'ten daha çok Ankara'ya ihanet edecek bir belediye başkanı tasarlanabilir mi? Montajı yapılabilir mi? Sahaya çıkabilir mi? Yok öyle bir şey. Mansur Yavaş gibi herkesi kucaklayan ve siyaset yapmaya değil hizmet yapmaya gelen birisi Ankara'yı yönetince Türkiye'nin niye bekâ sorunu olsun kardeşim? Niye bekâ sorunu olsun? Bir bekâ sorunu var. O da AK Parti ile MHP'nin bekâ sorunu. AKP ile MHP 31 Mart'ı kaybedersek sistem çöker. Aferin size beyefendiler. Güçlü devlet, güçlü millet, güçlü meclis. Çok referandum.
referandumda 24 Haziran'da. Kardeşim, muhtar seçimiyle çökecek adamlar ya. Vatandaş gidecek bir oy muhtara, bir oy azaya, bir oy muhtara, bir oy belediye meclisine, bir oy belediye başkanı atacak. Ya bu beldeyi kim yönetsin diye bakacak adamlar. Turhal'ı kim yönetsin diye bakacak adam. Akhisar'ı kim yönetsin diye. Kadıköy'ü kim yönetsin diye. Ne beka seçimi. Nasıl güçlü bir sistem kurdularsa söyledik. Atatürk'le İnönü'nün yaptığını yıkmayın. Sonra yerine sizin koyacağınız ucube olur sallanır. 31 Mart'ta zıngır zıngır titriyorlar. Belediye seçimlerini kaybedersek sistem tartışması açılır. Ya bırak. Senin yaptığın sistem zaten ayakları zıngır zıngır titriyor. O yüzden bu başka bir tartışmanın konusudur. Ama kimse korkmasın. 31 Mart'ta yüzü gülen, kavga etmeyecek, rozeti çıkarıp herkese hizmet edecek belediye başkanları geliyor. Bunların korkusu bundan. Adam 17 yıldır ya en kadim dostu anketlere küsmüş. Güle küstü, Davutoğlu'na küstü, ona küstü, buna küstü, en son ankete küstü adam. Neden? İstanbul'la Ankara'yı bana nasıl kaybediyorum gösterirsin. 31 Mart akşamı Anadolu Ajansı'ndan alırsın haberi. Erkenden başka haberler verir ama en sonunda görürsün. Soylu mandallamaya başlar. Tekrar edin seçim sonuçlarını, polislere toplatıyor ya. İstanbul'la Ankara'yı kaybedince görürsün. 17 yıllık kadim dostu anketçilere de küstükten sonra Tayyip Erdoğan bundan sonra talihine küssün. Çünkü bu kadar ötekileştirmeye, bu kadar şeytanlaştırmaya, bu kadar zehirli dile ülkenin varacağı nokta seçmenin vereceği haklı tepki budur.